Muharrem Sarıkaya Cumhuriyetin Bakiyesi Cumhuriyetin hesabı yapılsa 99 yıldan geriye ne kaldı? Yanıtını herhalde Cumhuriyet'ten anladığımıza göre farklılaşır. Nedir bizim için Cumhuriyet? İlk kurulduğu ve devletin üzerine inşa edildiği 1920 dönemi midir? Tek başına eşit vatandaş mıdır? Hakimiyetin egemenliğin bir zümre veya kişi eliyle kullanmasının önüne geçip topluma, millete bu görevin verilmiş olması mıdır? Temel hak ve özgürlükler midir? fırsat eşitliği ve sosyal adalet midir? Yoksa inançları devlet aygıtının dışında tutup, bütün inançlara eşit yaklaşmak ve hepsini koruma kapsamını almak mıdır? Cumhuriyetle demokrasi. Bir asrını geride bırakmaya bir yıl kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını kutladığımız bugün soruların kaçına yanıt bulabiliriz? Bir adım daha atalım. Bize aile kültüründe yüklenen cumhuriyetle demokrasinin aynı şeyler olduğuna yönelik öğreti nedenli geçerli? O zaman monarşiyle yönetilen ülkelerde demokrasi yoktur demek ne kadar doğru olur? Monarşiyle yönetilen İngiltere, Belçika, Japonya, Hollanda, Kanada, Norveç, Avusturya içinde diyeceğiz. Parlamento kıssas mı? Her parlamentosu olan ülkeye cumhuriyet olarak mı bakacağız? Bu durumda 1876'dan yıkılıp yerine yeni bir devletin kurulduğu döneme kadar da Osmanlı'nın parlamentosu vardı. Dolayısıyla ne demokrasiyle cumhuriyetin bağını kurabiliriz... Ne de parlamenter sistemle. Ayrıca her parlamenter sistemde demokrasiyi doğurmaz. Robert Michels'in Siyasi Partiler kitabında altını çizdiği gibi o demir kanunun harekete geçmesi sonucu oligarşik yapıyı da meydana getirebilir. Bu durumda klasik tanımındaki gibi ulusun egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler içinde seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi tarifi de anlatmaya yetmez. Layık yeter mi? Laiklik de tek başına cumhuriyet için kıstas değildir. Eğer öyle olsaydı İran'ın bu kapsama girmesi gerekirdi. İran İslam Cumhuriyeti de adı üzerinde bu tanıma girerdi ama bu ülkede dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması mümkün değil. Ayrıca laiklik tek başına cumhuriyete de ait değildir. Bunun en iyi örneği de monarşiyle yönetilen ve laikliği benimseyen Hollanda ve Belçika. Herkes hemfikir miydi? Gelelim işin bir diğer yönüne. 23 Ekim 1923'te 364 sayılı Teşkilat Esasiye Kanunu'nun bazı mevadının tavzihen tadiline dair kanunla Cumhuriyet ilan edilirken Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren tüm taraflar Mustafa Kemal Atatürk'te aynı fikirde miydi? Hepsi birden Cumhuriyet mi istedi? Yoksa Samsun'dan Ankara'ya gelirken uğradığı Hacı Bektaş'ta ilk kez dile getirdiği Cumhuriyet fikrini otokratik modernleşme içinde Atatürk arkadaşlarına kabul mü ettirdi? Bir dirençle hiç olmadı mı? Cumhuriyet hayali neydi? Veya hayalindeki nasıl bir cumhuriyetti? Bugüne göre hayalindekiyle aynı olduğunu söyleyebilir miydi? Daha önemlisi cumhuriyet siyasetin her adımda referans gösterdiği 1920'deki yapısıyla mı devam ediyor? Yoksa zaman içinde önemli bir gelişme kaydedip 1930, 1940, 1950, 60 ya da 1970-80 dönemleriyle bugünkü tanımlarına uygun yapısını mı koruyor? Siyaset, Cumhuriyet'in bakiyesi çıkarmaya kalkışıldığında neden hep 1920'yi konuşma gereği duyar? Cumhuriyet sadece elit bir kesim tarafından kurulmuş yönetim biçimidir. Kurumlarını, demokrasiyi, seçimi, parlamentosunu nedenle tartışıyoruz? Darbelerle kesilen, demokrasinin sorunlu olduğu dönemlerdeki Cumhuriyeti yok mu sayacağız? Ne zaman hayat buldu? Bir de Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildiğinde mi hayat buldu yoksa bağımsızlığının en önemli nişanesi olarak tanımlanan Loz anlamı varlığına kavuştu. Kadınları eşit haklara kavuşturan, dünyanın birçok ülkesinde seçim diye bir kavram yokken kadınlara oy verme hakkını getiren, medeni kanunla eşit vatandaş haline getiren düzenlemeleri nedenle dışında tutabiliriz? Herhalde bütün bunlardan dolayı Cumhuriyet en iyi anayasada tarifini buluyor. Başa demokrasiyi koyup, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir diyor. Yani cumhuriyet temel insan hakkı ve özgürlüktür. Milli iradedir. İnançları devlet aygıtının dışında tutan, çoğunlukta ve en güçlü olan inancın öteki inançlara baskı kurmasına kesinlikle izin vermeyen, bütün vatandaşlarını eşit koruyan, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından denetlenen sistemin adıdır. Kimsesizlerin kimsesidir. Bunlardan birinin eksikliğinde de sadece adı cumhuriyet olur. Bayramınız kutlu olsun.